İç ana baba, ekonomik yönden sıkıntı çekmem, çalışmak zorunda kalmam, evimde oturur, istediğimi yaparım. Bunlar size tanıdık geliyordur eminim. Birçok kadın bu yüzden evleniyor gerçekten. Evet arkadaşlar, ben yine yerimi değiştirdim. Bu sefer yoruldum çünkü ayakta anlatmak daha yorucu oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bu bölüm özbenlik bölümü. Bu özbenlikle ilgili kendinizi nasıl tanımladınız diye soruyor. Neden bunu soruyor? Çünkü kitabın başında sizden, başında derken hemen girişte değil, biraz ileride özbenliğinizi tanımanız için sizden iki liste yapmanızı istiyor. A ve B listesi. Bu A listesi sizin içinizdeki anne baba, B listesi de, pardon tam tersi, A listesi iç çocuk, B listesi iç ana baba. Yani iç çocuğun yapmak istedik. Şu an iç çocuğunuza dönüp ne yapmak istediğinizi diyor, düşünün diyor. Şu an işte ne yapmak isterdiniz? İç çocuğunuz buna nasıl cevap verirdi? Önce A listesi, iç çocuğunuz yapmak istediklerini sıralıyorsunuz. Sonra B listesi hazırlıyorsunuz. Aynı şeylere iç ana babanız nasıl cevap verirdi? Mesela ben şey dedim. İşte şu anda deniz kenarında bir karavanda olmak isterdim dedim. Bu iç çocuğumun sesiymiş. İç ana baba kısmına geldiğimde de işte neredesin? Güvende misin? Sağlıklı mısın? Merkezi bir yere yakın mısın? Diye sorular geldi mesela. Hemen iç ana baba kendini koruma içgüdüsüyle o kişi, onu gerçek isteği engelliyor aslında. İç çocuğun isteklerini ya engellemiyor da koruma içgüdüsüyle ona bir şey oluyor. Fanus oluyor gibi bir şey diyeyim yani. Tabii ki bu hani tamamen iç çocuk olun ve bu doğru veya tamamen iç ana baba olun, bunu yaşayın, bu doğru diye bir şey de yok. Kitabın sonuna doğru bu önemli olan bunları dengede tutmanın önemli olduğunu söylüyor. Şimdi birkaç örnek var sonuna doğru. O örneklerle bu dengenin nasıl bir şey olduğunu anlatacağım. Neyse şimdi özbenlikle ilgili sorular şu. Burada birinci soru. Yeni bir şey yapmayı düşündüğüm zaman bir gerginlik veya kaygılanma durumu yaşarım. Bu soruya ne cevap veriyorsunuz? Bir projeye işe başlamakta güçlük çekerim. Ne cevap veriyorsunuz? Başladığım bir projeyi ya da işi bitirmekte güçlük çekerim. Elimden hiçbir şey gelmez, mutlaka yanlışlıklar yapar ve elimdeki işi doğru dürüst bitiremem. Şimdi ben bunların üçüne hayır, birine evet demişim. Cevap olarak diyor ki bunların sorulara cevap olarak evet dediyseniz diyor, büyük olasılıkla çocukluğunuzda kendi başınıza iş yapmanıza olanak verilmemiş. Bir uğraşı içine girdiğiniz zaman hatanız anında yüzünüze vurulmuş. Merak etmek, kurcalamak çocukların en doğal güdüsüdür diyor. Şimdi ikinci özbenlikle ilgili sorulara geliyoruz. Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırım. Kendimin ne istediğini çoğu kez düşünmem. Buna ne cevap veriyorsunuz? Kendime özgü bir düşüncem ya da görüşüm yoktur. Gerçekten ne istediğimi bilmediğim duygusu içerisindeyim. Yaşamım bomboş. Bunlar hep farklı maddeler bu arada. Genellikle karamsar, yaşamım bomboş, genellikle karamsar ve çöküntü içindeyim. Kim olduğumu pek bilmiyorum. Temel yaşam ilkelerimin ne olduğunu ve hayatımın hangi yönde gelişmesi gerektiğini kestiremiyorum. Bu dört tane cümleden hangilerine evet dediniz? Gene ben bunların sadece bir tanesine evet demişim. Dört tanesine hayır demişim. Bunlardan da çoğuna evet cevabı verdiyseniz, kendi çocukluğunuzla ilgili olayların tartışıldığını gözlemiş olabilirsiniz diyor. İlk çocuğunuzun ezilerek büyütülen kişiler kendilerinden başka herkesi güçlü ve haklı görürler. Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırlar diyor yani. Şimdi herkese güler göstermek ve herkesle uyum içinde olmak uğruna kendi özbenlik değerlerini geliştirememişlerdir diyor. Herkes memnun etmenin oldukça ağır bir bedeli vardır. Herkesi memnun etmeye yönelen kişinin kendine özgü bir düşünce ve görüşü yoktur. Çevresinde kim kuvvetli ise onu memnun etmeye yönelir. Bakın bu çok kötü bir şey işte. Bunu biz genelde annemize karşı yapıyoruz. Bu konuda bunun farkına varıp dikkatli olmak gerekiyor. Çekmek gerekiyor elimiz ayağımız diye düşünüyorum. Tamamen çekmek gerekmiyor da yani. Hani tamamen tüm yaşamını buna adamamalısın. Kendini de beslemelisin. Kendi ruhunu, ben neyden hoşlanıyorum, ne yapmayı seviyorum, kimlerle vakit, nasıl tip insanlarla vakit geçirmeyi seviyorum gibi kendimizi de beslemeliyiz diye düşünüyorum. Rüzgarın önüne düşmüş bir yaprak gibi olaylar bu kişileri değişik yönlere sürükler götürür. Özbenlik değerini koruyamamış kişiler için söylüyor bunu. Kendilerinin kim olduklarını, temel yaşam ilke ve değerlerinin ne olduklarını bilemezler. Şimdi bir cümle daha var.
Ben isyankâr biriyim. Biriyle çatışma içine girince kendimi yaşıyor hisseder ve canlanırım. Burada tek cümle vardı ve ben buna evet dedim. Yani geçmişten gelen denizi göze alarak evet dedim aslında. Bu soruya evet cevap veren kişilerin içindeki çocuğu sağlıklı gelişimini tamamlayamamış. Bazen işte bu yukarıdakilerin pısırık olmak yerine tam aksi davranışı geliştirerek kendini korumaya çalışan biri olabilir. Bu kişilerle oturup duygusal düzeyde iki laf etmek olanaksızdır. Anında sözel saldırıya geçerler ve sürekli kavga, çatışma, sürtüşme ararlar. Bunu neden yapıyoruz? Bilinçaltının kendilerini sevilmeyecek bir kişi olduklarına o kadar inanmışlardır ki ancak çatışma içindeyken kendilerini gerçekten var hissederler. Şimdi bunun işte bunu evet demeniz sizin direkt böyle olduğunuz anlamına gelmiyor. İşte anneniz babanız böyleyse veya işte sülalenizde böyle bir gen varsa, nasıl diyeyim, genlerinizde böyle bir şey varsa ondan da tabii ki sinirli, isyankar biri olmuş olabilirsiniz ama sadece öyle anlarda yaşıyor ve hissederek canlanırım diyorsanız buna giriyorsunuz yani. Bir sorun resmen yani. İlk çocukluğun yalnızlığın ve getirdiği mutsuz yaşam bakımından ikinci soruda tanımlanan pısırık kişiyle üçüncü soruda tanımlanan saldırgan kişi arasında fark yoktur. Her ikisi de doğal dengeli gelişim yokluğundan kaynaklanan birer maske geliştirmişlerdir diyor. İşte bunları aşmak lazım arkadaşlar. Ben bu kitabı okuduktan sonra gerçekten bunların farkına varıp tabii ki her an değil, her kavgada, her çatışmada bunu fark edemiyorum ama kavga bittikten sonra ha diyorum bu yine bundan mı kaynaklandı? Yani böyle bir geri planda durup yaptığım davranışı neden yaptığımı sorgulamaya başlıyorum. Burada şimdi başka özbenlikle ilgili sorular da var. Bunlar benim dikkatimi o kadar çekmemiş olacak ki bunların altını çizmemişim. Bir tane daha soru var. Bu bence çoğu... Ha, şu iki soruyu da okuyayım. Benle ilgili değil diye şey yapmadım, çizmedim ama belki sizi ilgilendirir. Hiçbir şeyi atamam, değerli değersiz elime geçen her şeyi biriktiririm. Böyle bir huyunuz var mı? Eğer varsa güvenlik duygusu gelişmemiş insan değişik tutkunluklar geliştirir. Bu tutkunluklardan biri de hiçbir şeyi atamama, yani istifçilik. Eline geçen her şeyi biriktirmektir. İç dünyasındaki güvensizliği dış dünyadaki biriktirdiği nesnelerle karşılamaya çalışır. İç çocuğunun bilmediği emniyet, güven ve huzur duygularını elde etmeye çabalar diyor. Şimdi bir tane daha soru var. Cinselliğimle ilgili olarak kendimi gergin ve huzursuz hissederim. Cinsellik kişilerin özbenliklerinin bir parçasıdır. İnsana yaşama bağlayan, yaşam kaynağı, içimizdeki coşkunun, yaşam enerjisinin kaynağı aslında bu cinsellikmiş. O kadar önemli bir rolü var aslında arkadaşlar. O şey, önceki kısımlarda söylüyor bunu. Neyse. Utanca boğularak büyütülen çocuk doğuştan getirdiği bir başka deyişle doğanın kendine vermiş olduğu cinsiyetiyle ilgili özelliklerden utanç duyar. Büyük olasılıkla bu soruya evet demişsinizdir diyor. Utanç çocukluk yıllarında kısmi bilincinde o kadar derin düzeylerde yerleşir ki kişi cinsellik konusunda kendi duygularının nereden kaynaklandığını bilemez. Bildiği tek şey kendi cinselliği konusunda gergin ve huzursuz olduğudur. Bu duygu sadece kendi cinsel konusu değil, cinsellik konusuna da genelleşir ve yaygınlaşır. Okulun üzerine konuşmak istemez. Ve bunun sebep olan şeylerden bir tanesi mesela çocukken, burada örnek vermiş bir tane. Babam bir keresindeki duvar üstüne çiftleşen kedileri gördüğünde o kadar hiddetlendi ve bozuldu ki içeriye girip tüfeği alıp kedileri öldürmeye kalktı. O zaman köyden gelme olan ve okuma yazması olmayan analığım, efendi ne kızıyorsun kedilere? Allah onları öyle yaratmış. Sen kendin yapmadın mı? Aha 11 tane çocuğun var. Onlar nereden geldi? Öldürme kedileri çok günah. Diye kedileri öldürmesini önlemiş annesi babasının. Babamın cinsel konulardaki rahatsızlığını bir kere de yıllar sonra Ankara'da gözlemiştim diyor. Bakın yazar söylüyor bunu bu arada. Akrabamız olan kocası bir deniz kazasında ölen lise öğretmeni hanım. Kocası öldükten 3 yıl sonra babamla bir sosyal ortamda karşılaştığında güzel ve şık bir giyim içindeydi. Babam öğretmen hanımla 2 dakika konuştuktan sonra o ortamı terk etti ve büyük bir suskunluk içinde bir odada başka zamanını geçirdi. Başka bir odada zaman geçirmiş. Daha sonra öğrenmişler ki dul kadının bu kadar dişi görünmesinden çok rahatsız olmuş adam. Sen dul kadınsın, niye bu kadar dişi görünüyorsun? Şeylerin deyimiyle işte aranıyor musun diye düşünmüş demek ki. Aranıyor mudur nedir diye düşünmüş herhalde. Neyse cinsellik konusunda duyduğum bir dakika ne demiş? Ha, bu gözlemler babamın yetiştiği çocukluk ortamı hakkında fikir verdiği gibi benim yetiştiğim çocukluk ortamım hakkında da ipuçları verdi. Cinsellik konusunda duyduğum gerginlik ve huzursuzluğun kaynaklarının babamla ilgili anlattığım olaylardan olduğunu anladım diyor.
İşte bu da yine çocukken bir tarafı, yani bu kısmı utanca boğulan çocuklar. Böyle olmasının sebebi anne babaların bu konuya çok üstü kapalı, hiddetli, şeyli yaklaşmasından kaynaklanıyormuş yani. Evet, özbenlik kısmını bitiriyorum. Şimdi bu temel gereksinimler diye bir bölüm var. Gereksinimlerin ne olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Dokunulmak, güven, yapı ve düzen, sosyalleşme ve uyarılma. Uyarılma, duygu ve heyecan olarak uyarılma. Şimdi burada duygu ve temel gereksinimleriniz karşılanmış mı? Bunu test ediyor. Yine bu kitabı alıp bunları yapmanızı tercih ediyorum. Özellikle sondaki test için zaten kitabı almanız gerekiyor. Şimdi bunları söylüyorum. Hangileri sizde var veya yok? Bunlara cevap verirsiniz. Temel gereksinimle ilgili sorular: bedensel gereksinimlerimi tanıyamıyorum. Ne zaman açım, ne zaman yorgunum ya da ne zaman cinsel bakımdan uyarılmış durumdayım, pek farkına varamıyorum diyor. Doğru mu, değil mi? 2. Nasıl duygular içinde olduğumu bilemem. Bu bende oluyor mesela. Bazen duygularımı anlayamıyorum gerçekten. Kızdığım zaman kendimden utanırım. Ağladığım zaman kendimden utanırım. Korktuğum zaman kendimden utanırım. Hiçbir zaman olumsuz duyguları ifade edemem. Buna evet demişim direkt mesela. Diğerine de bazen demişim. Olumsuz duyguları normal bir şekilde ifade edemediğimiz için bu daha sonra öfke patlaması şeklinde dışarıya çıkıyor. Bunlara evet diye karşılık veren çocuğun kendi duygu heyecanlarını ifade ettiği zaman sürekli utanca boğulmuş. Bu nedenle sonunda kendi iç duygusal dünyasıyla ilişkisini kesmeyi öğrenmiştir diyor. Soruların hepsine ama ben sadece ikisine evet dedim şu an. Siz kaçtan dediniz bilmiyorum. Özellikle olumsuz duygular olarak bilinen kızgınlık, hüzün ve korkunun ifadesine izin verilmemiştir. Çocuk kızdığı zaman kendinden daha kudretli olan yetişkin, bağırıp çağırma, yoksa şimdi çarparım gibi kesin tepkilerde bulunmuş, onun kızgınlığının altında yatan haklı ya da haksız nedenleri hiç araştırmamıştır. Sadece ezilmek ve bir kenara itilmek istenmiştir. Hüzün duygusu yaşamda önemlidir. Yaşamımızda önemli bir yeri olan bir kişi ya da nesneden ayrılırken çoğu zaman hüzün duyarız. Yas tutma, bireysel hüzün duygusunun toplum düzeyinde kabul edilmiş, yapılaştırılmış biçimidir. Yani bu duyguları dışarının çıkmasına, çocuğun dışarı vurmasına imkan vermeliyiz arkadaşlar yani. İleride anne baba olacaksınız ya da şu an anne babasınız bilmiyorum. Daha sağlıklı çocuklar yetiştirmek için gerçekten bu kitabı herkesin alıp okumasını şey yapıyorum, öneriyorum. Kendi iç çocuğumuz için de, biz tabii 30 yaşından sonra artık bir şeylerin farkına varıyoruz. Kitap okuyarak veya işte gözlemleyerek vesaire. Ama hani çocuklar, şimdiki çocukları bunu yapacak düzeyde olmayabilirler. Belki yapacak, belki yapamayacak. Onlar hiç buna gerek kalmasın. Onlar doğal, sağlıklı ortamlarda yetişsinler yani. Neyse, iç dünyası ilişkisi kopan insanın yaşamın en önemli enerji kaynağıyla ilişkisi kesilmiş olur. Cansız, şevksiz ve ruhsuz bir ömür sürer. Ne kendisi ne de onun etkisi altındakilerin doyumlu bir yaşama hakkı vardır. Yaşama vardır. Onun için mutluluk ve doyumlu yaşam hiçbir anlam ifade etmeyen boş sözlerdir. Ne kadar kötü bir şey. Dokunulmaktan hoşlanmam. Evet, bu var mı sizde? Temel gereksinimlerden bir tanesi. Bende biraz vardı mesela. Çocuk bol bol kucaklanıp dokunulmamışsa kendisinin sevilmeyecek biri olduğuna inanır. Ve kendisi yetişkin olunca ne başkasına rahat rahat dokunabilir ne de kendisine dokunulmasına hoşlanır. Kendine duygusal yönden yakın olmadığı gibi bedenen olmaktan da hoşlanmaz. Böylece gelmiş olduğu sağlıksız aile düzenini ileride kendi kurduğu aileye aktarır. Bunları düzeltmezseniz ileride bunları kendi kurduğunuz aileye aktarırsınız arkadaşlar. Yani bunun farkına varıp kendi çocuğumuzu bol bol kucaklamalı, sevmeli, ona sevgiye ve şeye doyurmalıyız. Temel gelişimle ilgili sorulardan bir tanesi: pek istemediğim halde cinsel ilişkide bulunmaktan kaçınmam. Bak, bu da çok önemli gerçekten. Buna da yıldız koymuşum. Bu soruya evet diyenmenin anlamı şudur: benim isteklerim önemli değil, benim bedenim senin kullanman için bir araçtır, İstediğin gibi kullanabilirsin demek oluyor. Ben bir insan olarak bağımsız, kendi düşünce ve duygu istekleri olan biri değilim. Benim değerim senin isteklerini yerine getirmekle gerçekleşir. Bu çoğunlukla kadınlarda var, işte bazı kadınlarda maalesef. İşte böyle para için, mal mülk için çok da sevmedikleri adamlarla evlenerek pek istemedikleri halde bu olayı yapmayı kabul ediyorlar. Ve bu çok yanlış bir şey bence yani. Bağımsız kişinin temel özbenlik anlayışı budur. Pardon, bağlaşık kişinin, bağlaşıklık oluyor bu. Bu nedenle kendi psikolojik sınırlarının, haklarının, özgürlüklerinin farkında değildirler. Bir nesne gibi kullanılmaya alıştırılmışlardır. Çok yanlış bir şey.
çocukların, özellikle de kız çocuklarının bence isteklerine önem vermek gerekiyor. Duygularına, düşüncelerine, ne istediklerine böyle onları önemseyerek büyütmek gerekiyor. Tabii çok da üstüne düşmeden, şımartmayacak şekilde. Şimdi temel bir tane daha var. Bence onların hepsini okuyayım. Çoğunuzun ilgini çekecek diye düşünüyorum çünkü. Yiyecek konusunda kendimi pek denetleyemem. Ya çok yerim ya çok az. Kanımca yiyecek ve seks benim için en önemli gereksinimlerimdir. Bunu Boğa burcu da söylüyor olabilir bu arada. Neyse, bu sorulara evet diyorsanız işte yine gerçek ilişkiyi kesmek amacıyla yapılan her şey bir tutkunluk olduğunu söylemiştik. Gerçek acı verici olarak algılandığı için ondan kaçınmak istenilir. Tutkunluklar kişinin yaşamında en ön sıraya geçer. Yemek ve seks yani. Burada biraz cinsellikle ilgili konular var. Bunlardan çıkıyorum. Şöyle size ekranda göstereyim. Merak edenler durdurup okur. Şöyle. Yukarıdaki sorular işte tamam. Kolay kolay kızmam ama bir öfkelendim mi etrafa dehşet saçarım. Mi? İnsanların bana kızmasını hiç istemem. Elimden gelen her şeyi yaparak insanların bana kızmasını önlemeye çalışırım. Bu da tam tersi. Yukarıdaki her iki ifadede de kişinin kızgınlık duygusuyla arasının iyi olmadığını gösterir. Yani etraf bana kızmasın diye uğraşan kişiyle benim gibi kolay kolay kızmam ama kızdım mı çok fena et, dehşet saçarım diyen insanlar aslında aynı sorumu sahibi. Bu kişi büyürken çevresinde iyi bir model bulunmadığı gibi büyük bir olasılıkla kızgınlık duygusunu ifade ettiği zaman da utanca boğulmuştur, diyor. Bedenimin bu biyolojik fonksiyonlarından utanç duyuyorum. Rahat uyku uyuyamam. Rahat uyku uyuyamıyor musunuz arkadaşlar? Bu da sağlıksız bir iç çocuğunuz olduğunu gösteriyor. Utanca borcularak yetiştirilen ve bağlaşık kişiliği olan kimse hiçbir şeyi doğal ve rahat yapamadığı gibi uykuyu da rahat rahat uyuyamazmış. Mesela burada sosyal yaşam var arkadaşlar. Bu sosyal yaşam bence çok önemli. İş yerlerinde ve ilişkilerinizde burada kendinizi çıkarıyorsunuz ön plana. Bu tür şeyinizi yani. Mesela burada bir örnek var. Her üç kocam da alkolikti. İçki içince beni döverlerdi. Allah beni niçin bu kadar şanssız yarattı? Bari bir tanesi alkolik olmasaydı olmaz mıydı diyen kadın nasıl bir yaşam süreci içinde olduğunu, ne tür mekanizmalarla alkolik kocaları kendisinin bulduğunu bilememektedir. Bu tipler sürekli kendilerinin dışında bir sorumlu ararlar. İlişkilerimde saplantılarım vardır ve ilişki içinde bulunduğum kişiyi sürekli denetlemeye çalışırım. Böyle bir huyunuz var mı? Bir soru. Sosyal yaşamla ilgili sorulara geçtik bu arada. Kendini güçsüz hisseden kişi her koşulda çevresindekilerin davranışlarını denetlemeye çalışır. Çünkü kendini güçsüz hissediyor. Kişilerin kendisiyle ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını yönlendirerek kendini emniyete almak ister. Bu da sağlıksız bir iç çocuğun varlığı mı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. 5. İnsanlarla birlikte olmaktan, özellikle otorite durumunda olan kişilerin çevresinde olmaktan hoşlanmam. Bu da çoğu insanda var arkadaşlar. Bu da neden çoğu insanda var sizce Türklerde? Çünkü Türkler olarak genelde hep otorite bir anne veya otorite bir baba, özellikle otorite bir baba olan bir evde büyüyoruz. O yüzden iş yerlerinde de otorite konumunda olan kişilerle bir arada olmak istemiyoruz. Onların varlığından rahatsızlık duyuyoruz. Otorite olan kişi çocuğa iç acı anılarını hatırlatır. Çocukkenki acizliğini, hiçliğini ve anlamsızlığını hatırlatır. Kendi başına yalnız kalmak rahattır. Çünkü kimseyi memnun etmek zorunda kalmaz. Bu ne kadar önemli ya. Gerçekten niye kendi başımıza kalmak ister duruma getirilmişiz, değil mi? Çünkü kimseyi memnun etmek zorunda kalmaz. Çocuk sürekli birini memnun etmek zorunda bırakılmış ki yalnız kalarak kendini kimseyi memnun etmek zorunda kalmama ihtiyacı duyuyor yani. Bu ne kadar bence bir yandan acı bir durum gerçekten. Bir yandan da şöyle bir sorun varmış. Yalnız kalmaktan nefret ederim. Yalnız kalmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Bu soruya evet diyor musunuz? Evet. Şimdi bu bir öncekiyle yalnız kalmak isterim, rahat edemem diyenle bu yalnız kalmaktan nefret ederim diyenin yine aynı sorunları varmış aslında. Zıt kutuplarmış gibi görünse de işleyen mekanizmalar çok benzerdir. Her iki halde de kendine güveni olmayan, kendini yetersiz hisseden bir insan vardır. Beşinci soruda yani otorite durumunda olan kişilerden çevresinde olmaktan hoşlanmayan kişi bu yetersizliği yalnız kalarak ifade ederken altıncı soruda kişi de bağlaşıklık geliştirmiş ve kuvvetli bağlaşıklık insan kendi başına kalamaz mutlaka çevresinde başkalarının olması gerekir diye düşünerek bu sorunu çözmüş. İç dünyasıyla baş başa kalmak ona acı veriyormuş yani arkadaşlar.
Şimdi sosyal yaşamla ilgili diğer soruları tek tek okuyacağım. Ama hepsini okuyamam çünkü çok uzun bir video oluyor arkadaşlar. Merak edenler için yine şuraya şöyle göstereyim. Şu taraf, diğer tarafı okudum. Mesela her zaman başkalarının benden bekledikleri neyse onu yaparım mı diyorsunuz? Başkalarının çatışmasına girmemek için elimden gelen her şeyi yaparım. Bunlara evet diyen kişi başkalarının beğenisini aldığı zaman kişinin kendini değerli görecektir. Çevresindekileri kendini içerisinde değersiz gördüğü için bütün dikkatini onlara memnun etmeye veriyormuş. Ne kadar kötü bir şey. Başka bir soru. Hiç kimsenin yüzüne doğrudan hayır demem. Bunlar hep yanlış. Ben yapmıyorum eski ölçüler. Birisiyle sürtüşme içine girince ya karşımdakinin üzerine bütün yüklenir, onu çökertmeye çalışırım ya da tamamen içime kapanır, o kişiyle ilişkimi keserim. Yıldız koydum buraya. Her iki davranış da normal dışıdır. Yetişkin çocuk davranışıdır. Bu kişi büyürken çevresinde normal yetişkin etkileşimi görmediğinden sürtüşmenin nasıl çözüleceğini bilemez. Yıldız, yıldız, yıldız. Bu nedenle bir uçtan öbür uca kolaylıkla sıçrar diyor. Yani ya kavga eder ya kaçar, komple o ilişkiyle şeyini keser diyor. Anlamadığım konuları açıklığa kavuşması için çok ender olarak soru sorarım. Çocukluğunda onun sorunları için derinlere inilmemiş, açıklama yapmak zorunda kalmamış ve kendi sorunlarını anlatmadığı için ilk çocuk soru sormamayı öğrenmiştir diyor. Başkalarının ne söylediğine değil, niyetlerinin ne olduğunu önem veririm dediğiniz zaman yine sağlıksız aile ortamının belirtisi, kurallar gizlidir ailede ve bu kişi gizli kurallara göre hareket etmek zorundadır. Bu alışkanlık içinde olan ilk çocuk sürekli her sözün arkasında gizli anlamlar arar diyor. Bu doğaldır, sağlıksız olanı kim ne konuda ne söylerse söylesin bu sözlerin altında her zaman bir art niyet aramaktadır diyor. Yine sosyal yaşamda kendimi anama da babama da yakın hissetmedim. Ne diyorsunuz buna? Sevgi ve acıma duygularını pek ayırt edemem. Acıdığım insanları daha kolaylıkla severim. Böyle mi sizde gerçekten? Büyürken sevilmeyen ve duyguların ifadesine izin verilmeyen çocuk duygularını tanımada zorluk çekecektir. Ana ve babasını kendine yakın hissedemeyecek, ayrıca sevgi ve acıma arasındaki farkı kavrayamayacaktır. Bu insanlar büyük olasılıkla acıdıkları diğer bağlaşık kişilerle ilişki kuracak ve evleneceklerdir. Sağlıksız bir zihin yapısıyla yaşamınızı devam ederek sağlıksız bir insanla da evlenmiş oluyorsunuz. Yani. Kendim de dahil hata yapana küçük düşürücü sözler söylerim. Rekabetten çok hoşlanan biriyim. Yenilgiyi kolay kolay kabul edemem. Bu da sağlıksız bir insan profiliymiş. İnsan bile mükemmeliyetçi insan. Bu sağlıksız insan mükemmeliyetçidir. Her koşulda mükemmel ürün verilmesini bekler. Bu konuda hiç acıması yoktur. Sürekli yarışma içinde olmak ve en mükemmeli yaparak hep kazanmak istemek içimizdeki yalnızlık ve boşluğu doldurmak için kullandığımız bir savunma mekanizmasıdır. Evet arkadaşlar, bu da önemli. Yine muhtemelen çoğu kişinin evet diyeceği bir şey. Bir grup içinde olduğum zaman kolayca çoğunluğun dediği yönde fikrimi değiştiririm. En büyük korkum sevdiklerimin beni bırakıp gitmesidir. Kendi değerine inanmayan, eğer başkalarını memnun edip sürekli onlarla hemfikir olmazsa, herkesin kendini terk edeceğine inanan kişi çoğunlukla ne derse o yöne gider. Ben böyle değilim Allah'tan, tam tersi. Çarşı her şeye karşı modundayım. Kimsenin kendini kendisi olduğu için seveceğine inanmaz. Bu nedenle sürekli bir kaygı ve terk edilme korkusu içindedir. Bu sevdiklerimi terk ederim şeyi var tabii ki. O da yine kaygı ve terk edilme korkusundan kaynaklanıyormuş. Şimdi geldik içimizde konuşanlar. Bu içimizde konuşanlar bölümünde de işte arkadaşlar örnekler var. Bu örneklerden. Bu arada kameraya bakmayı unutuyorum bazen ya. İçinizdeki çocuğu tanıyor musunuz bölümündeymiş bu. İçinizdeki çocuğu tanıyor musunuz? İçindeki çocuğun söylediklerini işitmeyen kişi mutlu olamaz. Kendisi mutlu olmadığı için başkalarını da mutlu edemez. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi iç çocuğumuz duygu, heyecan, enerji, şevk kaynağımızdır. Onsuz zihinsel güç, olgunluk, tecrübe, boş, anlamsız, kalıpsız. Boş, anlamsız bir kalıptan ibaret kalır. Şimdi gözlemci tutun. Bir örnek. Nurten, Anadolu kökenli bir aile ortamında İstanbul'da büyümüştür. Ana babası oldukça geleneksel bir tutum içinde kızlarını büyütmüşlerdir. Bir yandan Amerikan kolejine göndermişler ve arkadaşları sinemaya, eğlenceye, gezilere giderken Nurten'in bunlara gitmesine izin verilmemiş. Şimdi Nurten'in annesi oldukça güçlü kişiliği olan, zeki, çevresindeki sürekli denetim altında bulunmak isteyen biridir. Kızını dövmeyen, dizini döver anlayışından hareketle kızını küçüklüğünden beri ince ayrıntılı yön vermeye çalışmıştır. Babası da dindar, asık suratlı bir insanmış. Neyse, uzatmayacağım.
Kolejde Nurten'den hoşlanan bir çocuk varmış Adnan diye. Bu çocuk, pardon, Nurten bundan hoşlanıyormuş. Çocuk da meğerse bundan hoşlanıyormuş. Ama Nurten ana babasının korkusundan duygularını Adnan'a belirtmekten çekinmiş. Halbuki Adnan Nurten'e ilgi duyduğunu birçok kereler belirterek fırsatlar yaratmış. Fakat Nurten ona o kadar uzak ve ilgisiz davranmış ki halbuki Nurten de ondan hoşlanıyor. Nurten'i kendisine beğenmediğini düşünerek kendisini reddedilmiş hissetmiş ve Adnan da bir süre sonra Nurten'e duyduğu ilgiyi kaybetmiştir. Nurten Adnan'ın duygularını ve kendisinden gittikçe uzaklaştığını bildiği halde durumu değiştirecek hiçbir şey yapmamıştır. Önemsememiş yani. Neden? Çünkü Nurten ona gerçek duygularını söylerse annesi babasının bu duruma kızacağını, sanki kendi mutluluğu hak etmiyormuş gibi kendini suçlu hissetmiş. Yani aslında ilk çocuğu Adnan'la görüş onu hoşlandığı belli falan demesine rağmen Nurten'in iç ana babası devrede olarak onunla görüşmemiş. Sonra kolejden mezun olmuş, bir şirkete girmiş. Şirkette kendisinden yaşlı bir adam, Nazmi Bey diye bir adam Nurten'e değer vermeye başlamış. Ve niyetinin ciddi olduğunu, gelecek düşündüğünü söylemiş. Ondan sonra Nurten'in şu anda burada iç ana babası ne diyor, iç çocuğu ne diyor diye bir tablo yapmışlar. Bunları hemen bazılarını okuyacağım size. İç ana baba diyor ki, Nazmi Bey herkesin isteyip bulamayacağı biri. İç çocuk bu benim dengim değil, yaşlı ve durgun, onunla ben sıkılırım diyor. İç ana baba, yine kendini korumaya çalışan o Adnan'a açılmayan Nurten, Nazmi Bey olgun, Nazmi Bey tecrübeli, ona güvenebilirim diyor. İç çocuk, evlendiğim kişiyle deli dolu oynamak, konuşmak, sevişmek isterim. Ayrımızda şevk, coşku ve heyecan olmalı. Bana öğretmen değil, oyun arkadaşı gerekli. Beraberce hata. Beraberce dünyayı keşfedeceğimiz birini istiyorum. Sıkılmayacağım, her zaman canlı değişken birini, renkli birini istiyorum diyor iç çocuğu. İç ana baba, ekonomik yönden sıkıntı çekmem. Çalışmak zorunda kalmam. Evimde oturup istediğimi yaparım. Bunlar size tanıdık geliyordur eminim. Birçok kadın bu yüzden evleniyor gerçekten. İlk çocuk, her şeye sıfırdan başlasak ne olur? Beraberce kendi emeğimiz ve çabamızla yavaş yavaş istediklerimizi alırız. İç ana baba bütün istediklerimi yapar. Sık sık tatile gider, değişik yerlerde kalır, lüks lokantalarda yemek yerim. Nazmi Bey ile evlenmezsen beni başka kim ister? İlk çocuk, bütün isteklerimi yapmayan, benimle cebelleşen, tartışan, kendi vizyonu olan, kendi diriliği olan birini istiyorum. Sevdiğim erkekle her gün yeni bir başlangıç, yeni bir macera olur. Çadırda geçireceğimiz bir tatil en lüks otelde geçen bir tatilden çok daha zevkli ve doyurucu olur. Ben canlı, yaşamı seven, neşeli bir insanım. Benimle yaşamı paylaşan erkek mutlu olur diyor. Şimdi yukarıda iç çocuk ve iç ana babasıyla Nurten cebelleşiyor. Sonuç olarak ne olduğunu henüz bize söylememişler. Bir yandan burada başka bir örnek var. İşte ders çalışmak isterken sinemaya çağrılan bir çocuk. Ders mi çalışmalıyım, sinemaya mı gitmeliyim? Diyor ki şimdi burada, ders de çalışsanız tamamen mutsuz olursunuz. Tamamen sinemaya da gitseniz bir tarafınız sizi, bak ders çalışmadın, işte şu an sınavdan kalacaksın bilmem ne duygularıyla o sinemada rahat edemezsiniz, mutsuz olursunuz. Sinemaya gitmeyip ders çalışsanız da, madem sen benim özgürlüğümü kısıtladın, beni sinemaya götürmedin diyormuş iç çocuk, iç ana babaya. Ben de senin işte ders çalışmakta rahat bırakıyorum. Kendini bir türlü derse odaklayamıyorsun, verimli çalışamıyormuşsun. Burada yapılacak olan şey, bunlar ileride söylüyor bu arada. Üç tane metot var. İşte kazan kaybet, kazan kazan diye. Yani iç çocuk kazansa da mutsuz olunuyor, iç ana baba kazansa da mutsuz olunuyor. Önemli olan kazan kazan, yani dengeyi bulmak arkadaşlar. Bu dengede nasıl bulunuyor? Ders ve sinema örneğine bakacak olursak diyor ki bu denge, bu arada son kısımdayım. Dengeyi anlatacağım size tamamen. Bu kısım gerçekten çok önemli bence. Şimdi bu ders sinema örneğinde diyor ki sinemaya git, sınav 3 gün sonra mı? Günde 12 saat çalışma mı ayarlamış? 12 saat kim çalışıyor? Günde 3 saat çalışma mı ayarlamıştın kendine? 4 saat çalış. 3 günün var ya hani. 4'er saat çalış günde ve o sinemaya gittiğin saat aralığını çalışma şeyinle doldur. Yani hem dersine çalışmış olacaksın hem sinemaya gitmiş olacaksın. Nurten için de diyor ki Nazmi Bey ile eğer kendi korunmak işte istiyorsan, öyle bir şeylerin varsa Nazmi Bey ile evlenebilirsin. Ama kendine işte o çadırda
konaklayabileceğin sosyal yaşamından kendini uzak tutmaman lazım diyor. Nurten bunları yapabilir diyor. Yani kazan kazan yöntemi dengede tutması için diyor. Zaten diyor Nurten bu içinde coşkuyla yaşamak istediği, çocukluğunu yaşamak istediği şeyleri yaşadığı zaman diyor, Nazmi Bey gözüne daha da sevimli görünecek, onu daha çok sevecektir diyor. Çünkü o zaten kendi istediklerini yaşıyor. Hani nasıl diyeyim? İşte o ilk çocuğunun söylediği, tabloda ilk çocuğunun söylediği şeyleri zaten yapıyor. O yüzden ona şey koymuyor yani, öyle bir şey olabiliyormuş. Ya da diyor kendi denginde birini bulup hoşlanacak ve evlenecek. Onunla evlenecek ve mutlu olacak diyor. Yani yine hem istediklerini yapacak hem de Nazmi Bey gibi aynı zamanda sorumlu işte evinin sorumluluğunu alabilecek biriyle, güvenilecek biriyle evlenmeli. Yani hem Nazmi Bey özellikle taşıyan hem de kendi denge olan biriyle evlendiğinde mutlu olur diyor. Kısacası. Başka bir örnek daha vardı, onu söylememe gerek yok. İşin doğasını, özünü anladınız bence. Önemli olan arkadaşlar ilk çocuğumuza fark edip ilk çocuğumuz ne istiyor, iç ana babamız bunu nasıl durduruyor gibi bunları fark ederek orta dengede bir kararda kalmak, dengeli bir kararlar vermek her zaman. İç çocuğunuza kavuşmanın yolları diye bir bölüm var. İşte burası o testleri olduğu bölüm arkadaşlar. Burada böyle sorular sormuş bir sürü. Bunu 14 gün boyunca yapıyorsunuz. Ondan sonra onları sonuçlarına göre sizden bazı böyle sonuçlar çıkarmış. İşte şunu söylediyseniz şöyle vesaire gibi. Ama genel olarak buradaki sonuçları siz bulacaksınız. Bakın burada verdiğiniz cevaplara göre şu diyor ki mesela sahte benlik birinci plandadır. Ben güçlüyüm anlayışında gerçek benlik baskındır. Gibi böyle şeyler var arkadaşlar. Çok geliştirici bir kitap gerçekten. Biz bunu öğretmen olacağımız için çocuklara nasıl davranmamız gerektiğini, çocukların iç yüzünün hani böyle anne babalarda büyütüldükleri için bunu anne babadan alamıyorlar. Bari öğretmen çocuk ortamında alsınlar diye bize verilen bir kitap aslında bu. Ve Doğan Cüceloğlu bu işin piri gerçekten. Adam hani Amerika'da doktora yapmış. Bu işin bilim insanı gibi bir şey. Hala da şu an yeni bir kitabı daha var. Onu da okuyacağım. Onları da not aldım zaten. Yani bunlar tıpkı benim bu bir önceki anlattığım videodaki kitap gibi tamamen bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılan, üstüne tez yazılan, araştırma yapılan vesaire sosyolojik vakalardan, konulardan ortaya çıkan bir kitap bu. Öyle kişisel gelişim kitabı değil yani arkadaşlar. O yüzden hem sizin okumanızı hem işte çocuğunuz için hiç değilse okumanızı öneriyorum, tavsiye ediyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar uzun bir video izleyecek misiniz? Gerçekten merak ediyorum. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olduysanız beğenmeyi unutmayın. Zaten ayda yılda bir içerik atıyorum. İnşallah daha sık atacağım bugün. Yani kitap okumaya bağlı olmayacağım. Tabii ki daha farklı içerikler düşünüyorum. Yeni konseptler de düşünüyorum. Neyse böyle arkadaşlar. Beğeni, yorum atarsanız çok sevinirim. Sorularınız olursa sorun. Yine kitapta varsa ben de yorumlayabiliyorsam kendimce cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.